Sevgili seyirciler, Efsaneler ve Hikayeler programı kaldığı yerden devam ediyor. İlyas Kahraman'la birlikteyiz. Geçmişe gideceğiz ve geçmişteki anıları, hikayeleri İlyas Kahraman'la yeniden yaşayacağız ve bunları sizler için ekranlara taşıyacağız, ekranlara getireceğiz. Hoş geldin İlyas. Hoş bulduk. 88-97 altyapıdan başlayan bir serüven ve Galatasaray'da uzun yıllar forma giydin. Bir şampiyonluk, bir Türkiye Kupası, bir Süper Kupa kazandın. 3 kupanın ardından şampiyon olduktan sonra Galatasaray'dan ayrıldın. Gaziantep, Yozgat, Denizlispor, Malatyaspor, Bursaspor, Diyarbakırspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye, Boluspor, Adanaspor ve en son Eyüp'te bıraktın futbolu. Say bitmez. Evet, bitmedi. Evet. Bitmeyecek zannettim. Yaklaşık 12 takım öyle diyorlar. Evet, 12 takım. Gerçekten iyi futbolcuydun. Ben hatırlıyorum. Hatta şimdiki adı Başakşehir, o zaman Büyükşehir Belediyespor'da inanılmaz bir performans göstermiştin. Hatta o performansından sonra hatırlıyorum, Lig TV'deyken senin evine gelip eşinle beraber bir röportaj yapmıştım. O zaman yani şey gibi, sihirbaz gibiydin. Topu ayağına aldığın zaman inanılmaz işler yapıyordun. Bir de futbol zekanın yanı sıra tecrübeni ve olgunluğunu da katmıştın. Evet, yani 30'lu yaşlara gelmiştik o zaman. Evet. Nasıl değerlendirsin futbol serüvenine? Nasıl bir kariyer geçti? İstediklerini başarabildin mi? Daha iyi bir İlyas Kahraman olabilir miydi? Ya da yanlış bir zamanda mı doğdun, oynadın? Çünkü o dönemki yerli futbolculara bakıyorum, şimdiki döneme bakıyorum, o zaman çok daha iyi ve kaliteli oyuncular vardı. Kesinlikle. Nasıl anlatırsın? Tabii 88 yılında Galatasaray'a başladığımda bir antrenmana katılma şansı buldum. Bir futbol simsarı sayesinde. Yani o zaman tabii Galatasaray'da antrenmanlara katılmak kolay değildi. Bir antrenmana katıldım. Şimdi hala da sağdır. Ahmet Kesin Kılıç hocam var. Onu da çok seviyorum. Selamlarımı da iletiyorum. Beni futbola kazandıran, 12-11 yaşında beni keşfeden teknik adam. Bir antrenmana katıldım. Antrenman başladı. İşte ısınması falan. Evet, topla hareketlerimizi yaptıktan sonra maça başladık biz. Tabii o süreç içerisinde bir 15-20 dakika geçti. Maçın içerisinde tek bir pozisyon geldi. Böyle sağ kenardan, sağ taraftan uzun bir top geldi. Böyle göğsümde topu stop ettim. Yani indirdim adamdan uzaklaştırarak. Sol ayağımda bir voley şeklinde topa vurdum. Direğin biraz da üstünden çıktı. Hoca oyunu durdurdu. Ahmet Hoca. Beni yanına çağırdı. Ben tabii o zaman ufam, 11 yaşındayım. Eyvah dedim, şut attım diye herhalde beni buradan niye vuruyorsun diye beni herhalde seçmeyecek, oyunun dışına alacak. Beni çağırdı, dedi ki sen dedi gel oğlum dedi. Annene babana git dedi. Muvaffakatname dedi. 2 tane resim dedi. 1 tane işte nüfus kağıdını dedi getir dedi. Yarın dedi başlıyorsun dedi. Plaka ne oldu orada? Yani sadece 20 dakika ve oyundaki 5 dakikayla 25 dakikayla ben Galatasaray'a başlamış oldum. Yani Galatasaray serüveni başladı. Tabii o süreç içerisinde mini takım, yıldız takım, 14-16 işte PAF takım derken A takımla bir kamp, Almanya kampı. PAF takımda kimler var o zaman? Çok iyi oyuncular var. İşte Okanlar var, işte Cengizhan var, Tamer Tunalar var. Şimdi hepsi işte hoca oldu arkadaşlarımız. Ceyhun Eriş var, Alp Küçük var, daha var. Yani o zaman Galatasaray'ın altyapısı adeta futbolcu fabrikası gibiydi. Yani çok iyi oyuncular yetişiyordu. Bizden önceki dönemlerde işte Tugay Bülentler o dönemler. İşte bize Okanlar grubu, Papen Mustalar falan hepsi onlar o dönemin oyuncularıydı. 6 oyuncu katılmıştık. Tabii bizden önce Okanlar çıkmıştı. Aramızdaki 2-3 yaşlık fark var. Onlar bizden önce daha A takıma çıkmıştı. Okan Kali ile biliyorsun. Yıldızı parlamıştı. 6 oyuncu kampa gittik. Kamp dönüşünde 5 oyuncu kiralık gönderildi ve ben A takımdan devam ettim. Orada benim Galatasaray A takımdaki futbol yaşantım başladı. Sözleşmeyi imzaladım. Tabii o süreç içerisinde Galatasaray 2 sene üst üste şampiyon olduktan sonra Rainer Zaftik geldi. İlk yarı lider bitirmiştik. İkinci yarıda transferler yapılmıştı. İşte lider takımı 4-5 tane oyuncu geldi falan. Bir de dengeler bozuldu. İşte takım içerisinde bazı problemler oldu. Sonra bir Galatasaray'da o çöküş dönemi başladı. Liderlikten Antep, Samsun, Antalya maçları, ki o maçta da bir maçında da ben oynamıştım. Samsun maçında son 20 dakika oyuna girmiştim. Bir iki tane de pozisyon yakalayıp gol kaçırmıştım. O maçlar işte Galatasaray'ın ikinci... Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene. Evet, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene. O 3 tane darbe bizi geriledi. Hatta o sene liderlikten 3. 4. düşmüştü. Evet, evet, hatırlıyorum. Sıkıntılı dönemler başlamıştı yani. İşte seyirci biraz baskı yapıyordu. Hatta işte, rakip takım taraftarları şey diye bağırıyordu, hatırlıyorum. Antep, Samsun, Antalya diye bağırıyorlardı. Sonra Fener de yenmişti Galatasaray'ı. Sonra Fener, Samsun, Antalya dönmüştü. Evet, ondan sonra o söküşten sonra tabii bir gerileme
gerileme dönemi başladı Galatasaray'da. Çok iyi oyuncular vardı senin de söylediğin gibi. Yani işte Galatasaray'ın UEFA kadrosunu oluşturan o iskelet kadrodaki oyuncuları düşün. O oyuncularla mücadele etmiş ediyorsun forma şansı için. Formayı kazanmak için. Onun ardından bir de son senesinde Hacı, yani dünya futbolunun yıldızı Hacı geliyor ve baktığında ben de sol ayaklı bir oyuncuyum. O mevkide orta sahanın o bölümünde oynayacak. Orada yer bulmak kolay olmadı. Çok evet. Zorlandım ama A takımın o kadrosunda da orada 3-4 sene futbol oynamak da kolay değildi. Onu değil da başardığım için aslında biraz da o yönden kendime de bir konuda şey yapıyorum yani. Nasıl diyeyim ben sana? Ya başarılı olduğumu düşünüyorum. Çünkü çok zor bir kadroydu işte. Orta sahaya geliyorsun. Suat Tugay, Okan, ondan sonra işte Ümit Davallar katıldı. Hacı geldi. Ergün var, Hakan Ünsal var orada. Sonra Fatih Akker geldi, işte, Hacı geldi. Tabii. Juan Gobel vardı işte. Tabii, bir tabii. Önceki senesinde Dean Sanders falan. Yani çok inanılmaz bir kadroydu. Galatasaray'daki işte 3 senelik profesyonel yaşantımda dediğin gibi işte şampiyonluk yaşadık. Fatih Hoca'nın 4 şampiyonluğunun birinde, ilkinde ben vardım. Türkiye Kupası kazandık. Fenerbahçe stadında bayrak dikilen bir maç var, hatırlarsın o maçta. Evet. O maça gidelim istersen. Gidelim. Sunes bayrağı dikti. Evet. O maça gittiniz. Sunes babamdı benim. Sunes beni çok seviyordu. Gençleri çok seviyordu. Ufuk Talay vardı beraber. Evet, hatırlıyorum. Çok Avustralyalı Ufuk. Bize çok forma şansı verdi ama o forma şansını işte oynadığım mevkide de alamadım Atakan. Yani orta saha oyuncusuydum ben. Altyapıda hep orta saha olarak oynadım. 8-10 numara pozisyonlarında hep oynadım. Ama Galatasaray A takımında hiçbir zaman o pozisyonlarda oynama şansı bulamadım. Bir Fatih Hoca döneminde Fatih Hoca zaman zaman bana orada yer vermeye çalışıyordu. Ama ilk 11'de de başlama zorlanıyordum. Çünkü Hacı gibi bir oyuncunun önüne geçmek çok zordu. Tabii. Onun arkasında da Tugay vardı, Okan vardı, çok koşan dinamik oyuncular, Suat vardı. Çok zorlandım. İşte hep sol kenar oynamak zorunda kaldım. Yani 3-5-2'nin sol koridorunda Hakan Ünsal, Ergün Pembe ve ben o üçlü orada çarpışıyorduk. Graham Sunus beni daha çok tutuyordu. Onlardan daha öncelikliydim ben. Ama o mevkide de performans olarak o performansı arttıramıyordum. Evet, tabii. Arttıramıyordum. O tempo çok şey ama yani farklı herkes yapamaz onu. O farklı tempoyu en iyi uygulayan aslında Hakan Ünsal'dı zaten. Tabii. Sonrasında da zaten ilk öncelik onun oldu. Hayır, şimdi şöyle düşünüyorum da Hakan Ünsal son 50 senenin Abdullah Ercan, Hakan Ünsal evet. İşte başka yok yani. Yok yani. Yok. Ha, İbrahim Üzülmez değil ama Hakan Ünsal hücumu da çok iyiydi. Çok iyi, evet. Diyordu, Şampiyonlar Ligi'nde gol atıyordu Hakan Ünsal yani. Her gün de işte idari yani idare ediyordu. Hakan olmadığı zamanlarda orayı idare ediyordu. Ama o da iyi oynuyordu tabii. Oynuyordu. Onun da en azından tabii şey oldu ya, fizik kapasitesi de yüksekti. Daha fazla gidip gelebiliyordu. Daha fazla bir şey vardı ama benim orada o mevki olmadığı için orada çok zorlandım. Tabii. İşte o zaman da çok forma şansı bulamadım. Fatih Hoca döneminde de işte bir gelen şansları değerlendirme konusunda zaman zaman değerlendirdim. Zaman zaman iyi oynayamadım. Sonradan girmek çok zor Atakan. Çok zor. Yani oyuna ısınamıyorsun, zorlanıyorsun. Bir anda oyun için o temponun içine giriyorsun. O tempo yüksek tempoda adapte olamıyorsun. 10 dakika, 15 dakika veya 20 dakika sıkıntı oluyor sonradan oynamak. Bence kenarda oyuncuları maça hazırlayan, ısındıran hocaların orada çok yani iş düşüyor. İşte yani, o zaman evet, profesyonellik yoktu evet, ki. Tempoda sındırmak lazım. Oyuncular profesyonel değil vesaire. Yani iki tarafta profesyonel olsa aslında çok bizim dönemimizde bunlar hiç, yoktu. Hiç biz kendi başımıza arkada ısınıyoruz. Şimdi atletik performans hocası var. Ayrı ısındırmacısı tabii, var. Tabii. Kenarda 3 tane hoca kulübede duruyor. Atletik performansçı çıkıyor çocuk. Futbolcuları ısındırıyor. O zaman hatırlıyorum. Hoca kenara bakıyordu. Oyuncu bakıyor. Hoca gördüğümü ısınmaya yalandan. Aynen. Tekrar sahaya bakıyor. Maç seyrediyorduk biz. Maç seyrediyoruz. Hatırlıyorum. Yani şimdiki profesyonellikle o zamanki profesyonel arasında dağlar kadar fark var. Sunes bayrak dikme. Sanders golü attı. Sanders'a golün asistini sen yaptın. Ya o maçta da sonradan oyuna girdim. Sanıyorum 60. dakika falandı oyuna girdim. Tam hatırlamıyorum şimdi. Ama 60. dakikalarda falan oyuna girdim. Uzatmaları da gitti. İlk maç 1-0 yenmiştik. Onlar 1-0 öndeydi. Penaltı golüyle yenmiştiniz galiba Ali Sami Yen'de. Ali Sami Yen'de penaltı golüyle 1-0 yendik. Sonra orada 1-0 öne geçtiler. Aykut kocaman attı. Aykut Hoca attı. Uzatmaları gitti. Uzatmalarda tam hatırlamıyorum dakikasını. Sol kenardan Hakan Ünsal taç atışında bana buluşturdu. Taçta 116. dakika. 116. dakika. Tacı buluşturdu. Ben önümde Uçe vardı. Uçe'ye bir vücut çalımı atıp yanından ortaya kestim. Ceza sahası içinde arka direkte şey vardı. Sanders vardı. Sanıyorum Hakan vardı. Hakan ayağını uzattı.
topa dokunamadı. Arkadan Dean Sanders tek vuruşla evet. 90'a güzel bir vuruş yapmıştı. 1-1 bitti o maç. Tabii inanılmaz bir şok etkisi Kadıköy'de. Ama o zamana kadar yani hiçbir şey de olmadı. Maç bitti. Maçtan sonra işte o 5-10 dakikalık dönem içerisinde herkes stadı boşaltmaya başlamıştı. Süleyman Demirel sahaya girdi. Size kupa verecekti. Daha girmeden önce tam stad boşalmaya başlamıştı ki Sunes bizim tribünlere gitti. Tribünlerden bayrağı aldı. Siz baktınız mı ne yapıyor bu falan diye. Şaşırdık zaten. Bayrağı aldı. İşte orta sahaya getirdi. İşte görüntüler herkes biliyor. Hatta birkaç sefer eşelemeye çalıştı. O bayrağı oraya diktiğinde ben hatta tribünlere bakıyordum. Tam boşalıyordu tribünler. Tünelden herkes tekrar geri gelmeye başladı. Herkes birbirine haber verdi ve tellere doğru yığılmaya başladı Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe'nin kapalı tribündeki sahaya açılan kapının da üst geri çekilmişti. Körük. Körük. Onun üzerinden sahaya atlamaya çalışan insanlar bayağı bir şey başlamıştı, gerginlik başlamıştı. Zaten şey kurulmuştu. Sunes kurguyu yapmış maçlardan önce. Abi, hatta muhtemelen o tribün o bayrağı da kendisi de getirtmiş olabilir. Olabilir. Yani onu hiç düşünmemiştim. Gerçekten olabilir. Oradaki o bayrak dikilmeden sonra Süleyman Demirel'in bize kupa vermesi çok kısa sürdü. Yani çok fena bir şekilde. Ben de stattaydım. Hatta evet oradaydım hatırlıyorum. Petişe yağıyordu. Hatta ayakkabı geldi yani. Evet. Rahmetli Süleyman Demirel'in önüne ayakkabı evet. düştü. Evet. Zaten kupayı verdi kaçtı. Ya, acayip karışmıştı yani. Yani ben herhalde Ulubatlı Sunes oldu ya. Kupa verdiği maç bizim tabii gibi. Tabii aynen öyle. Aynen öyle oldu. Geldi kupayı hemen böyle şişeler altında kupayı uzattı. Peki gitti. Sonra soyunma odasına giderken karıştı mı soyunma odası koridorlara? İşte ya, her taraf karışıktı. Yani içeri girerken falan bize yani korkma çekimi oldu mu? Tabii. Ama polis çember altına almıştı. Yok korkma çekimli olmadı ama bir gerginlik oluyor tabii. Oldu. Yani şimdi sağdan solda kafamıza taş gelir bir şey gelir. Tabii. Çakmak gelir. Yani genelde hep işte evet. kafamız önde içeriye girdik. İçeri girdikten sonra tabii büyük bir sevinç oldu. Artık soyunma odasına girdiğinde güvendeydik yani en azından. Soyunma odası karışmıştı işte. Herkes sular, molar, havada zıplamalar, eğlenmeler. Tabii ondan sonraki dönüş serüveni de çok heyecanlı geçmişti. Yani Fenerbahçe stadından çıkıp köprüye kadar o trafik içerisinde Fenerbahçe taraftarının arasında İşte bizi tehditler, camlardan işte hareketler falan yapılıyordu o zamanlar evet, biliyorsun. Evet. İşte bizim oyuncular bazen kapıyı açıyorlardı, peçişeleri şeye atıyorlardı. Ha peçişe atıyorlardı, karşılıklı yani. Karşılıklı yapıyorlardı evet. Ondan sonra tabii köprüden geçtik. Şey peki, az önce sohbet ediyorduk, sohbette şey de Sanders'la ayakkabıyı falan. Sanders ayakkabısını gösteriyordu işte. Ha nasıl vurdun falan diye. Falan diye adam böyle zili çıldırıyorlardı. Ya tabii hani tatlı bir rekabet vardı. Onlar da gerçi o maçtaki çok tatlı bir rekabet olmamış. Biraz tatlı. Ondan sonra başladı zaten bu. Tabii tabii biliyorum yani, biliyorum. Fenerbahçe sonra Ömer Çavuşoğlu elini böyle bayraktan içeri soktu. Öbürkü başka bir şey yaptı vesaire. O maç yani aradaki gerginliğin altında başladığı maçtır yani. Maalesef. Fatih Terim'le ilgili var mı şeyin ilk yani, şampiyonlukta? Vardır tabii muhakkak. Olmaz mı? Ya Fatih Hoca tabii. Ya Fatih Hoca'yı herkes biliyor zaten anlatmaya gerek. Kariyeri ortada, yaptıkları ortada, yaşadıkları ortada Galatasaray tarihinde çok önemli bir isim Fatih Hoca. Çok ilk geldiği dönemler tabii yani genç bir teknik adam. Daha tecrübesiz, daha deneyimsiz ama babacan tavırları, sert tavırları. Babacan yeri geldiği zaman sert, yeri geldiği zaman agresif. Abi ben korkuyordum yani Fatih Hoca açıkçası. Karizması bizi etkiliyordu. Gerçekten evet, etkiliyordu. Bir heyecanlanma, bir titreme vesaire. Tabii ki yani biz yani Fatih Hoca'dan çekiniyordu bütün takım ve o da sahaya yansıyordu. Kim çekinmiyordu? Hacı falan mı çekiniyordu? Ya herkes çekiniyordu. Hacı da çekiniyordu. Herkes çekiniyordu çünkü hocanın bir karizması vardı. Yani gerçekten hem bilgisi hem duruşu hem konuşması etkiliyordu da Fatih Hoca. Yani bizi maçı hazırlarken etkileniyorduk da yani. Maça çıkarken böyle tüyler diken diken çıkıyorduk. Yani öyle etkili konuşmaları da vardı. Saha içindeki bir şey kırma falan var mı soyunma odasında? Bir şey alma kırma vesaire. Yok. Ama Fatih Hoca istediği performansı alamadığı zaman devre arasında bir takımı canlandırabilen ender teknik adamlardan. Yani devre arasında girdiği zaman ikinci yarı sen sahaya canlı çıkmak zorundaymışsın gibi yani. Artık o maçı döndürmen lazımmış. Hissine kapılıyorsun. Çünkü girdiği zaman sana o şeyi veriyor. İşte Fatih Hoca'ya da çok anlamlı. Ben mesela alınan galibiyetlerden işte Fener İş Kupa kazandık, şampiyon olduk dönüşleri falan veya işte güzel bir maçtan sonra alınan galibiyetten sonra otobüste
çocukluktan gelen böyle tezahüratlarla ilgili hep biz kendi aramızda çocukken işte atıyorum Fenerbahçe'yi U15'i yenmişiz dönüyoruz veya Beşiktaş'ı yenmişiz dönüyoruz falan hep tezahüratlar yaparız, eğlenirdik ve orada ben baş mimar olurdum yani takımı ateşleyen kişi olan. Bunu A takımda da üstlenmiştim. Fatih Hoca işte böyle galibiyetlerden sonra önden hemen dönerdi İlyas diye bağırırdı böyle. Ha, takım coştur. Tabii hemen ben amigo gibi. Ya. Hatta işte ayrıldıktan sonra bir gün tesislere ziyarete geldim de hoca ya de İlyas yani yanarım yanarım bir tane adam yok senden sonra takımı ateşleyecek. O eksikliğini hissetmiş yani. Evet, evet. Güzel anılardı tabii Galatasaray'da, tabii, tabii. Galatasaray'da futbol oynamak. Yani tabii bu dört büyükler Trabzon'da sayıyorum. Farklı bir de yani. Fatih Hoca ile ilgili bir de şey, sen topu iyi saklayan, kalçanı iyi kullanabilen bir oyuncuydun. Bir de böyle bir şey mi vardı tabii, Fatih Hoca? Yani, Fatih Hoca bana şunu derdi hep. Kalça biraz işte geniş olduğu için. İlyas derdi ya Eyfel Kulesi'ne çıksam oradan yukarıdan senin kalçandan tanırım ben. Kalçam böyle bir top saklıyorum biraz geniş falan geniş. Çıkma kalça olduğu için bana o espri yapardı her zaman. Fatih Hoca ile çok diyaloglarımız olmuştu. Hala ben şimdi benim oğlan U12'de oynuyor. Hep orada tesislerde karşılaşıyoruz. Gidiyoruz ziyaretinde konuşuyoruz. Falan. Ona peki ne gibi öğütlerde bulunuyorsun çocuğa U12? Mesela bir İlyas Kahraman olabilir mi? Ya da ondan daha iyi bir oyuncu olabilir mi? Yani ben şahsen benden çok daha fizikli ve güçlü olacağını düşünüyorum. Yani zaten şu anda... O zaman senin oyun zekanın %50'si olsa büyük futbolcu olur. Yani oyun zekası da yüksek aslında, kötü değil ama benim kadar değil. Bunu Ahmet Hoca da, beni yetiştiren hoca da aynı şeyi söylüyor. Ben hocam nasıl seni görüyorsun dedim de senin kadar teknik değil ama farklı özellikleri var diye söylüyor. Çünkü güçlü, akıllı, zeki, stoper oynuyor. Stoper oynuyor ama ayakları çok temiz. Sol ayaklı. Ama avantaj sol ayaklı olması. Topu oyuna çok iyi sokabiliyor. Sezgiliği çok iyi. Dağhan. Dağhan. Hı-hı. Çok da güzel ismi maşallah. Evet. Bakarsın 6-7 sene sonra Dağhan kahraman. Tabii olabilir. Kısmet bu işler. Ben ona hep onu anlatıyorum, söylüyorum. Yani bizim dönemimizde şimdiki dönem çok farklı. Önlerindeki nasıl diyeyim, idoller de farklı. Şimdi bir Cristiano Ronaldo'ya bakıyorlar, bir Messi'ye bakıyorlar. Yani Cristiano Ronaldo'nun nasıl çalıştığını sosyal medyada takip ediyorlar. Şimdi çocuklara sen çalış demene bile gerek kalmıyor. Tabii. Onun vücudunu görüyor, bütün futbolcuların vücutlarını görüyor. Öyle çalışması gerektiğini biliyor, düşünüyor. Ben iyi de besleniyor, iyi de uyuyor. Söylediğim de o zaten. Tabii. Yani iyi bir futbolcu olmak istiyorsan dinlenme, beslenme, çalışma. Tabii. Geri kalan da zaten o yetenekler Allah'a vermiş bir şekilde. Yani. Tabii. Ama babadan bir şekilde genlerden geçmiş. Bazen bir büyük oğlumla mesela geçmemiş. Ama o da müthiş bir basketbol oynuyor. Yani spor genleri geçmiş. O da çok iyi bir basketbolcu. Süper. Basketbol oynuyor. Ona söylediğim bu. Kendine iyi dinler, iyi beslenir, iyi kendine bakarsan olmama şansın yok. Sen mesela Hacı'dan yeteri kadar yararlanabilmiş miydin top oynarken? Bırakmıyordu ki. Bırakmıyor muydu? Abi hiç bırakmazdı yani. Hacı çok o konuda gençlere de çok örnek bir oyuncuydu. Nasıl bırakmıyordu mesela? Antrenman bitiminde kaçacağım ben tabii gencim o zaman. Gidiyorsun kemer mi atıyordu? Gel buraya mı diyordu? Duşumu alacağım hemen kaçacağım, dışarı gideceğim, gezeceğim. Ya. Arkadaşlar bekliyor. Antrenman bitti hemen hızlı hızlı kenara gidiyorum. Ya hemen gel. Geliyorduk yani 100 tane 150 tane free kick atıyorduk yani. Ben belki de attığım free kick gollerini ona onun çalışmaları, onun bana öğrettikleriyle yani. Tabii biraz yetenek de olacak. Tabii, tabii. Olmadan olmuyor. Yeteneğimiz vardı. Onu geliştirirken onunla beraber o çalışmalar çok faydalı oldu. Ve gittiğim takımlarda da hep antrenmanlardan sonra hep en azından bir 20 tane, 15 tane, 20 tane free kick atar, öyle girerim içeri. Hacı 150 tane mi atardı ya? Tabii canım ya, 50 tane, 100 tane free kick atardı ondan sonra. Her yerden cezasız dışınlandı. Sağ taraftan yani sol ayakla atılan bölgeden bile, sağ ayakla atılan bölgeden bile denemeler yapardı. Yani buradan uzak köşeye, yakın köşeye. Sonra sen gittikten sonra Emre Belözoğlu'nu yakalamış. Tabii. Onu bırakmıyormuş. Tabii. Yani çalışmayı seviyordu Hacı. Saha içinde de iyi bir profesyoneldi gerçekten. Çok kaliteli oyuncuydu. Yani biz mesela evli bekar maçları yapardık. Bizi paramparça ederdi tek başına. Tek başına bizi dağıtırdı yani. Öyle keyifli geçerdi işte yemeğine, baklavasına falan böyle. Hoca derdi ki, o yapımı evli bekar Fatih Hoca.
bizi dağıtıyordu. Yani nereden vursa gol. Nereden? bazen kameraya kalayamıyordu. Hatırlıyorum mesela Bursa Spor maçı attığı gol var. Orta sahada döndü vurdu mesela, kamera yakalayamadı mesela. Ama çok deniyordu. Çok deniyordu. Kendine olan özgüveni de yüksekti. Tabii. Özgüven yüksek olduğu zaman, denediğin zaman illaki tutturuyorsun. O da tane. Mesela Real Madrid Barcelona'dan sonra tam kendini buldu Galatasaray'da. Aynen. Bir de öyle bir takıma denk geldi ki çok hem kaldı. Çok tecrübeli ve olgundu. Bir de arkada Okan, Suat, Emre o kadar çok koşuyordu ki bütün alıyorlardı, veriyorlardı, alıyorlardı, veriyorlardı. O da alıyorlardı. İnanılmaz bir şey oldu. Ahenk tuttu. Kaynaşma oldu. Ya şöyle Atakan, Hacı'nın farklı özellikleri vardı. İyi şut atıyordu. İyi ara pası atıyordu. Oyun zekası süratliydi. Yükseldi. Süratliydi. Adam geçebiliyordu. Mesela Alex de... Mesela Karabük'te o dipleme golü attığında sen vardın değil mi? Kulübede miydin? Yok. O benden sonraki sene yaptı. Sonra. Hatta ben ondan iki hafta önce aynı golü attım. Şeyde Gaziantep Spor'da. Benden iki hafta sonra da Hacı attı. Biz attık ama hiç Erman abi şeyde çok güzel golmüş falan dedi. Geçti gitti. Hacı atınca yarım saat konuştular. Sonra ben bir gün karşılaştık şeyde. Dedemon Otel'de Erman abiye dedim. Erman abi dedim. Aynı golü ben attım. Aynı golü ben attım dedim. 5 dakika konuşmadım dedim. Hacı atınca dedim konuşuyorsun dedim. E o Hacı oğlum diye. Yılmaz Uran. Yani Yılmaz Uran. Yılmaz Hoca tabii Akhisar'la anlaştı. Hayırlı olsun diliyoruz. Yılmaz Hoca'yla çok anılarımız var. Antalya Spor'da evet. Sen sol kenarda mı oynatmıştın? Oyunculuğunu da yaptım. Yardımcı antrenörünü de yaptım. Sol kenarda değil de yani sol kenarda topla buluştum. Tam kulübenin önünde. Yılmaz Hoca da hemen önünde. Arkamda kulübede. İşte yakaladım. Karşımda sağ bek, arkasında da stoper kademe yapıyor. Yani ben onun üzerine gitmem normal şartlarda. Döneceğim. Oyunun ters taraftan atak. Çünkü kapalı orası. Kapanmış. Evet, tabii. Ama arkadan onun sesi geliyor hocanın. Geç onu diyor. Bağırıyor. Geç onu. Geç onu. Geç onu. Allah Allah dedim. Adamın üzerine gittim. Kaptırdım topu. Kaptırırken göz göze geldi falan. Böyle ona baktım. Senin oynayacağın topun ben. Gerisini söylemiyorum. Ya inanılmaz ya. Tabii Yılmaz Hoca böyle anıları, enteresan komik hikayeleri çok fazla tabii yani. Çok. Ben bir tane daha anlatayım istersen. Bir takımda bir oyuncuyla beraber, tabii oyuncu oynatmadığı için oyuncu biraz gergin, oynamak istiyor falan. Hocayla biraz dalaşmışlar, atışmışlar. Sonra oyuncu ayrılmış takımdan. İlk yarı bitiminde. Başka bir takıma gitmiş. Başka bir takıma geçtikten sonra oyuncunun ismini hatırlamıyorum şimdi. İkinci yarı oynadığı başka takımdayken o Yılmaz Hoca'ya karşı maçları var. Tabii maça çıkıyorlar. Hoca, o oyuncu da tabii hırslanmış hocaya karşı. Bilenmiş. Bilenmiş. Müthiş oynuyor. Tabii oyun içerisinde de pozisyonlar falan en son golünü atıyor. Golü de atıyor. Uzak köşedeki kaleye golü atıyor. Hocaların kulübesi de diğer ters tarafta. Golü attıktan sonra hoca yanındaki Mehmet Hoca, yardımcı hocaya böyle demiş. Eyvah Mehmet bu golü attı bize doğru geliyor. Ben gözleri kapıyorum demiş, tamam mı? Böyle kapatmış gözleri. Bana demiş haber ver şeydeyken yerleştirdim haber ver demiş. Sonra? Çocuk koşmuş gelmiş işte golü attıktan sonra bunun önünde kaymış. Hani falan falan diye. Hoca bak geldin Mehmet. Hocam geliyor. İşte gözleri kapatmış. Tamam hocam yerleştirdi. Heh açabilir hocam. Yani ya inanılmaz ya. Öyle esprileri bombaları da var. Çok iyi. Yılmaz Hoca çok müthiş bir adam. Yani sıfır egolu bir adam. Bugün Elazığ'daki simitçiyle dahi telefonda görüşebiliyor. Ne yapıyorsun diyor. Ne simitleri satıyor musun diyor. Kaç kere simitler diyor. Yani insanlarla o sokakta mesela cuma namazına gidiyoruz. Herkese tek tek fotoğraf çekilir. Herkesle. Hiç kimseyi kırmaz. İnsanlarla diyaloğu çok iyi olan bir insan. Yani egosu olmayan bir insan. Hem oyunculuğunu yaptım hem de yardımcı antrenörünü yaptım. Sonra işte bu sezon başında biz hocayla helalleştik. Ayrıldık. Ben artık kendi başıma teknik adamlık yapmak istiyorum. Veya farklı bir görevde artık. Yani belki başka bir görev olur bilmem ne. Kendim hareket etmek istiyorum dedim. O da üzüldü. Ben de üzüldüm ama tabii biz profesyonel hayatta benim arkadaşlarımın birçoğu şu anda Süper Lig'lerde teknik adamlık yapıyor. Artık ben de yavaş yavaş o duruma geldiğimi düşünüyorum. Çünkü 6-7 sene önce yardımcı antrenörlük yaptım. Kasımpaşa'da çalıştım işte. Yeni Malatya'da çalıştım. Göztepe'yi şampiyon yaptık. Eskişehir. CV olarak da artık hazırız. Yabancı dille alakalı, İngilizce ile alakalı biraz eğitimler aldım işte. Kurslara gittik. Yani antrenörlük için
o deneyimi, o tecrübeyi kazandım. Kendini hazırladın şu anda. Hazırım yani. Bir teklif, bir şey gelirse değerlendirmek istiyorum ama işte maalesef Türkiye'deki şartlara baktığımızda da işte bir yere çalıştırmadın, işte bir daha başlamadın falan. Bu gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Çok yanlış. Tabii ki eski teknik adamlar, deneyimli teknik adamlar, tecrübe teknik adamlar da illaki. Ama yeni nesil de iyi bir şekilde geliyor. Görüyoruz işte İbrahim Üzülmez'i geliyoruz. İlhan Palut geliyor. İşte Okan abi geliyor. Tamer var. İşte Erol Bulut var. Tabii. Yani yeni nesil bence daha güçlü. Sergen Yalçın Beşiktaş'a anlaştı. Tabii yani yeni nesil daha güçlü geliyor gibi geliyor bana. O yüzden de ben de adayım. Görüştüğüm kulüplerde oldu ama dediğim gibi bunlara takıldık ama aşacağız bunları. Hayırlısı yani olsun inşallah. Hakkın hayırlısı olsun. Hayırlısı. Yolun açık olsun. Yani Yılmaz Hoca. Kayseri efsane. Spor maçı var. Antalya Spor, Kayseri Spor maçı. Bu maç efsane. Yılmaz Hoca'nın ben gergin gibi görünen ama çok komik olaylarından bir tanesi o. Kayseri Spor deplasmanı 3-0 yani maç ilk 45 dakika 3-0 geride bitirdik. Devre arası içeri girdik. Hoca tabii her zamanki gibi koridordan duvarlara tekme, kapılara tekme atarak geliyor. Bağırıyor, çağırıyor, kızlıca işte içeri girdi. Arada bir küfürler de yağdırıyor bize. Bu işte çıkın bu maçı alın, kazanın bu maçı. Ama Yılmaz Hoca küfür ettiği zaman kimse alınmıyor değil mi? Alınmıyor. Yani Yılmaz Hoca alıştık artık onun küfürlerine. Ondan sonra tabii o bize söylüyor ama kimsenin umudu yok. Tabii. Yani kafaları önde 3-0'dan Kayseri'de o zaman Mehmet Topal, Gökhan İnalı falan iyi bir kadro. Tabii. Maçı ha bizim kadro da iyi. O sene de çok da iyi oynuyoruz ama 3-0'dan döndürmek zor. 3-0'dan döndürmek zor. Çıkın bu maçı alın. Kazanacaksınız. İşte bir böyle bir motivasyon gibi bize şey yaptı hoca. Bağırdı, çağırdı. Gene hani böyle çok tepkili olduğumuzu düşünmüyorum. Ben en azından benim adıma. Ya devre arasında sahibi çıktık. İkinci yarı başladı 3-1 oldu maç. Sonra 3-2 oldu. Hava geldi. Hava geldi. Kayseri bir telaşlanmaya başladı. Sonra 3-3 oldu. Kayseri iyice telaşlanmaya başladı. İşte ayaklarında top tutamıyorlar. Seyirci başladı ıslıklamaya. Sonra 4-3 oldu. Öne geçtiniz. 80'lerden sonra galiba. Öne geçtik. Artık 4-3 öndeyiz. Son uzatmalar oynanıyor. 3-4 dakika mı ne gösterdi hoca? Hocayı zaten kenarda. Ben arada şey bakıyorum. Kesiyorsun. Tabii saate bakıyor. Bitti hocam. Bitti bari ya. Tabii tabii. Kenarda. Ama bitti hocam, 90'da yiyorsun. Bitti falan. Ya işte bir yine kenardan Ali Bilgin vardı o zaman. Evet. Mehmet Topuz'a foul yaptı. Aslında foul de değildi bana sorarsan. Hakem verdi. Fırat Aydın Usta hakem. Geldiler ortaya bir yaptılar. Gökhan İnal geldi kafayla. Maçı 4-4 oldu. Evet. Maç bitti. Biz gidiyoruz içeri ama herhalde diyoruz içeride hoca bizi parçalayacak geldi. Hoca başladı tabii küfürlere. İşte diyor Lig TV bizi konuşacaktı diyor. Gündeme oturacaktık diyor. Ondan sonra tarih yazmıştık diye. 3-0'dan 4-3 maç diyor. Ona bağırıyor, buna bağırıyor. Kapıyı tekmeliyor falan. Aklına geldi. O yan topta adamı kim kaçırdı golü yedik. Kim kaçırdı lan o adamı dedi falan. O ara tabii yardımcı hocalardan dedi. Milan hocam dedi. Bizde stoper var ya. Polonyalı stoper Milan. Milan'ı bir tuttu bir sallıyor. Hakan bir görsen var ya. Nasıl kaçırırsın o adamı? 9 şiddetinde mi? Tabii. Böyle sallıyor. Şimdi yabancı tamam küfürlere alışkın ama böyle yakın temasa alışkın değil tabii, adam tabii, yani. Tabii. Böyle sallayınca adam korktu çocuk. Böyle bir sindir falan gibilerinden. Oscar Cordoba'da kaptan var. Dedi ki hocam ne yapıyorsun falan dedi. Yavaş dedi biraz bir şeyler söyledi ona İngilizce. Hoca bir sefer attı Milan'a elini. Milan'cığım nasıl kaçırırsın adamı? Hemen böyle işi yumuşatmaya gidiyor. Oradan o hareketi yapan adam beni gördü gözünde döndü. Bunu kaldırdı böyle. Ya deneyimli oyuncusun yere yatsana. Bu defa bana bağırıyor. Yerli önce. Yere yatsana. Zaman geçirsene. Zaman geçirsene. Maçı bitirsene falan bilmem ne. Ben de tabii sinirlenmişim. Hocam ben ne yapayım falan dedim ya. Böyle çok yakınız. Bana da elini attı. Siktir et bir puan değdir diye. Yani. Hocam ya, işte. Ya yalnız hocam. O işleri o konularda yumuşatmaya da çok. Ben şimdi onu dedikten sonra ne yapayım hocam? Yani çünkü gülmeye başladım ben. Yani. Gülmeye başladım. Ya yalnız sabah bir de altıda kaldırmışız. Sabah altıda kaldırıyor. Isparta'da zıplamaları meşhurdur. Zıplamalarda işte tabii biz futbolcularda hem erken kalkmışız. Zaten sinirliyiz. Ondan sonra altıda bir de zıplama antrenmanı. Sen de az çok futbolun içindesin biliyorsun. Tabii. Şikayetler başladı. Hepimiz başladık sallamaya.
Artık sonlara doğru zaten yeter hocam böyle antrenman mı olur? Sabahın altısında bunu zıplama mı olur? Bilmem ne falan bizi duyuyor. Dinliyor oradan. Yanımızda oralarda geziyor. Tabii oradan bir uzaklaşıyor. Gidiyor içeriye. Tabii duydukça uzaklaşıyor tabii, değil mi? Gidiyor içeriden o şey ileriye doğru 20 metre ileri falan gidiyor. Oradan bağırıyor bize. İçinden diyor bana küfür edelim ben iki misli diyor. Ondan sonra nasıl şey yapacaksın? Başladın gülmeye. Ya inanılmaz ya. İnanılmaz hocam. Allah yolda çıkarsın. Neyse ya inanılmaz bir adam. Çok severim ben. Kendisine, eşine. Yani sağ olsun biz ne zaman ihtiyacımız olsa arasak. Hiç gelir, kırmaz. Ben Yılmaz Hoca'yı çok severim. Allah ne muradı varsa versin yani. Aynen öyle. İnşallah işte Akhisar'da da başarılı, başarılı olur. İnşallah abilerimiz gitti. Yardımcı hocalarımız da orada hepsi. İnşallah başarılı olurlar. Ama Yılmaz Hoca'yla hem futbolculukta futbolcusu olmak hem de yardımcı antrenörlük hepsi ayrı bir keyifti. Çok zor aslında. Yani Yılmaz Hoca aslında böyle eğlenceli bir insan ama bir o kadar da zor. Zor bir disiplinle. Çift saatle dolaşır yani antrenmanda falan böyle. Antrenman disiplini çok yüksektir. Almanya'da eğitim aldığı için hiç ondan ödün vermez. Hiç kimseyi de biraz da toplantı saatlerini azaltırsa daha iyi olacak inşallah. Evet ya o şikayetler çok var. Evet oyunculardan. Onu da ona söylediğimizde ne yapayım diyor. Ne yapayım ya? Siz bana söyleyin ne yapayım diye. Anlatmayacağız mı diyor. Çünkü ilk idmanda en öne oturan futbolcu en öne oturan futbolcu toplantıda diğer toplantıda en arkaya geçiyormuş. Biz, ben Antalyaspor'dakim uyuyorduk diyorum. Şimdi analizler o kadar kısaldı ki bizim zamanımızda 90 dakika maçı seyrediyorduk. Bir de hoca onun üzerine anlatıyordu. Bir 60 tabii, dakika, tabii. 1,5, 2 saat sürüyordu. Biz hani hatırlıyorum benim Ali Cansunlar vardı, Levent Kartoplar falan. Böyle arkada köşeye giderdik, karartırlardı bir de tabii maçı seyrediyoruz ekranda. Siz arkada mışıl mışıl uyuyorsunuz. Tabii. Arkadan saçımızı çekerlerdi falan. Artık yani 40 dakikadan sonra kafa almıyor. Tabii almaz. Zaten 40 dakika, 25 dakikada bu işe. 25 dakikada. O zaman 40 dakikaya razıydı. Hayır 20-25 dakikadan sonra dikkat dağılır zaten. Dağılıyor. Şimdi işte kısalttılar işte şeyleri. Yani hoca da bu konuda biraz daha tabii. Bence biraz daha kısaltırsa daha iyi olur. Daha iyi olacak. Tabii yavaş yavaş kısaltacak ya. Kısaltmak zorunda zaten. Ağzına sağlık İlyas. Teşekkür ederiz. Söylemek istediğin bir şey yoksa kapatacağım. Yok yani güzel, keyifli oldu. Ben sana teşekkür ediyorum. Güzel. Ağzına sağlık. Senin de yolun açık olsun. İnşallah teknik adamlık kariyerinde istediğin gibi olur. İstediğin takımları gidersin ve başarılı olursun. İnşallah. Teşekkür ederim Atakan. Sevgili seyirciler, İlyas Kahraman'la yaptığımız Efsaneler ve Hikayeler programının röportajı, söyleşisi bu kadardı. Çok keyifli bir röportaj gerçekleşti. Geçmişe gittik, anıları, hikayeleri konuştuk, güldük, eğlendik. Gelecek haftada yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.